Fatma'ya gel, tiyasızın nerede? Polis. Tiyasızım evin dibinde buraya. Ekibi toplamışsın buraya. Ben bunları koruyorum yaylada bak. Evet, Türk polisi. Ne zaman emekli oldun? Emekli olalı var 3-4 sene. Şimdi sihir bakayım. Oy, bak, ama polis mantığının üstüne oturulmaz. Devletin mantığının üstüne oturuyorsun. Soğuk buralar. En eski adı diyeni bak. Yaylacılara bak. Vallahi eşek yaylacı. Yaylanın bereketleri. Asıl biz yaylacı bu da şey, ben de yapmacık yaylacı. Anca geldim. Dostumda dostum gelsin. Evet, ben yaşadığım ama vallama. Sen de çekiliyorsun yalnız. Ama Hatice yengem yayların en siyasız insanı ya. Ne yapayım ben böyle konuşamıyorum. Yok konuşuyorsun, niye konuşamayacaksın? Allah! Bu beydi burada, ben buraya gelin geldim. Bu anlatsın. Peki sen geldiğin zaman yardımcı oldu mu sana buraya uyum sağlaman için? Ablam, ha. Ben kaynanamdan oturdum. Ben buraya kaynanamdan sonra geldim. Ama öldü. Ormana geldi beni nasıl çıra edildi anlattı, nasıl sipirge edildi anlattı bilmezdim da. Ha Arif'a sor nasıl şey hemen giden o kadar hemen giden aşağı nasıl koşar? Koşardı ben de peşine koşardım. Koş 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 bir yerde yoklar kayboldular. Hangi Suz Büyük? En büyük köydeki çocuk peşine bu. Ha bu İsmail'le yaşadık biz ha. Okula dile gidelim. Bu en ufak kardeşini aldım ben bundan 4 yaş ufak. Çiğdeki şey geliyor aklıma. Gözlükte konuşturuyor seni Kanal 7'de. Nasıl diyorsan ilk nasıl tanıştığınız diyor ki hiç tanışmadık. Doğru demeyelim. Eskiden büyükle ne derse. Ama komik dedin, biz dedin hiç tanışmadık. Doğru demedim. Eskiden öyleydi. Büyükle bakar. Akrabamın var has bir kızı, kendi uşağına da sorar işte, ne alırız? O da beyime de akıl kesmiyor, alırım, kız da alırım. Meryem, çek bizi ben de oturayım, makyana da sohbet edelim. Yeri var mı? Peki bir şey sorayım sana, köydeki kriterler neydi mesela, gelin bulma kriteri? Eskiden mi? Eskiden, ha. Gelin bulma kriteri de anladı dile bizden önce gile. Gelin has ormana gidiyse, yük taşıyorsa, kelli felliyse. Kaç oran çayır alması gerekiyordu? Baksana. 11-12 oran yenge gel buraya. Yok yok benim. Az önce bir şey dedi bana. Ben şimdi söyleyeceğim onu çok komik diyor. Şimdi bak. 11-12 oran. Ben isteyilir beni. Benim çakım. İsteyilir beni. Ben lana dikeyim haberim yok. Alo'nun orada bununla kazıyla. Ben babam bahçesinde lana dikeyim. Kaynana Mavi'nin kızı geldi bize dedi ki. Yasemin. Sen dedi çok. Güzel lahana dikerken gördüm dedi. Bak, onun için dedi seni isteyirim dedi. Tabii ben istemeyirim sizi. Tarla dizaynı için seni seçti o zaman. Tarla lahana dikerim tarlada diye. Ha o kadar olabilir. Ha öyle eşekten ne kadar yük taşıyor. Ama beni işim ucum ama beni bir de seçmediler yani. Ne için seçti onu? Sonuçta Ahmet abla siz tanışmıyordunuz değil mi? Yok. Beni niye seçtiler? Beni kayınadama Emine ablam rahmetli demiş ki geldim ona irada Halil Osmanlı oraya kömüre taşıma var dedi o zaman. Herkes bunu buradan olmuş. Herkes kömüre taşı. Geldim demiş ki baba ha demirci Kemal'ın var bir küçük azı. Demiş ki diye zaman oğludu. Ahmet de uşak benim yaşımda demiş. Ya isteyeyim onu demiş benim Ahmet'e. Teyzemin oğlu verim. Ne bileyim biz de uşak da. O havlu öldü. Akraba evliliği. Uzaktan da olsa. Yani görse beni iş ederken hiç almaz. Alırsa beni koy mu tarlaya? Ama abi ablam derdi ki dedim ki ya hap babamın evinde nasıl edecek? Ufacık ben de parmak dedim ki onun parçakları çok ince. Onu ne yapacağız? Ama o zaman herkes aynı gözle baktığı için sen de alışıyorsun ona. Bu sene derdi ki kus geldim gitti. Benden ne der? Ustanın yırtıcıydı. Hava var. Şey vardı onu bize anlatsın. Hava abla var. Bir armuda çıktı. Demiş kaynada kaynanama gitti. O yedu yağısı sadı her sus demiş. O nasıl kelime der sus? Kim de diyor ne? Ustanın hava demiş hava. Geldiğiyle bağ onu. Ha onu demiş bu. Azmanın hava mı? He. Ben de artık bir resim gösterdim. Ben evlendik yani. Ama aile 3 tane karısı var. Dedik evlenmez o. Ama demişler buna ki işte rahmetli amca 3 kere evlendi. Yani onun oğlunu alırsın yani. O risk var. Bunu kabul ediyor musun? Dediler mi sonra? Demezler mi? Öyle dediler bu. Oh, ben kendime güvenirim. Gelenin çok iyi ister.
Ben de öyle dedim. Beni seveni ben de korurum. O da beni korur. Yani, evlenmez. Yani. Ondan akıl almıştı. Rahmetli kaynatam. Gene de öyle dedim. Kötülemedim kaynatam. Ben gelin geldim. Akıl Zeki'ye aldı yeni ondan. Gittik hoca yıldan sonra. Ben geldim. Yılbaşında Zeki'ye 7. ayda geldim. Sen armut işine ne yaptın ya. Ben armut açtım. Alta bir gülüyünce kollay. Acayip Zeki alayım. Kabinin önünde var bir aşlama duruyor. Eski tabulu. Olmadı olmayan daha şimdi. Dedi var bir gün. Gel dedi Fadime. Hava armuttan bir yiyelim. Eski ev toprak ev böyle gecesinin önünden çıkardım onu. Ve çıktım onu aldım ondan bir armut kaynadım da uyan kapıdan girdi içeri. Benim gibi bir sürü yemem var aynı var. Kuşunu nasıl diyecek bana Fadime. Ama sen sıradaki armutu da biri bitmeden diğerine çıktın. Yermedi ya verme ver rahmet olsun canına da yermeden biz alacağız. Kesemez. Hiç istemezdi. Ha orada diyemezdi bana hiç unutmayırım onu ben. Armut Fadime. Ben de anlayamayırım. Abi eftim rahmet olsun canına yenge. Sen geldin Bursa'dan Mürevun'a uyanında bir armut var ya. Çıktın ona çıkmadan bunu silkedin. Kaynadam rahmet odadan baktı ki görünmüyor. Paklalığın ucundan armut görünüyor. Silkedin ya armutun dallarını gördü. Dedi ki armutu biri silki. En dahına koştu baktı sen buna bir çekişti. He ben de büyük getirecek oğlumla geldim buraya. Rahmetli nasıl kızdı? Çocuk bir daha istemedi öyleydi. Dedi ona rahmet olsun canına kaynadam dedi ki o Hegi'ye gitti ya bu olduğunu bilse gene demezdi bir şey tanıyırım onu. O Hegi'ye gitti ki biri silkiye yönü olmadan dedi dibine ama su mu döktün? Aslında annem buradan dedi ki buradan aşağı gittik annem dedi bayağı falan yerdeki armut da silke de kedi bana onunla bir silkeyi vermez sağ dedi. Baban yol gönder orada silkede geldim. E ben de Bursa'dan geldim. Gittim armudu silkeyim ben ne bileyim ben. Ama o benim oğlum da var. Bir kızdı bana. Daha da hiç ellemedim meyveler. Ermeden kesmeyi, yutmayı yani yersin ye. Dikaldi oralarda meyveler kimse doğacağım. Bizden habersiz bir elma yemezdi, bir armut yemezdi. Kaynadam yedi. İlle çoluk çocuk rahmet olsun canına. Hep istahlıydık. Öyle büyük tas, büyük, öyle tabacıklar hiç tanımayız. Aramızın o sofraları. Tabi bereketli. Sumur ederdim, tepsiye dökerdim. Ramazan'da böyle tepsiye sumur. Vallahi billahi böyle büyük tepsiye sumur dökerdim Halit. Herkes birer tas süt ayran. Herkesi dizerdim komruları. Ben kocaya gittim, hiç kimse Ramazan'da gece kalkmadı. Bir tek ben kalktım. 21 sene kaynadamla durdum ondan sonra yedi. Öbürle de anca yedi. O da 40 sene. Yerdik, bereket vardı ya. Ha bunun niye tuzluydu, tuzsuzdu, ekşiydi hiç diyen yok. Herkes de istahlı, uşaklı da. 8 kişi en son oldu. Çok bereketliydi evimiz. Bir kere ne böyle ufacık bir kase var, kodum onunla ayran sofraya kaynadım dedi. Fadime, bir daha ha bunu bu sofrada görmeyeceğim. Abi niye yaptılar dedi ya. İçine kaşık girmeyin. Kahvaltılık bir şey koymazdık ya. Adam ne bilecek iki zeytin kuyana ne de ölüsün acından. O arada geçti zaman ya. O gene geldi sofraya. Nasıl geldi işte. Unuttum koydum. O saygısızlık oldu bak. Ben dedim gelin bunu buraya koydum. Baktım pihe gelindi sofradan kalk gel düğünü. O düğünü Petoni'di eskiden de Kebengi'nin kıyısı. Yarısını tuşattıydık, modernleştirdik o zaman. O düğünü örüyor, ona vuruyor şimdi. Hege tabanı lan, kıray. Yani beni doğacak, saygısızlık etti mi? O Hege onunla vura vura vura. Alüminyonda zorlama onu yuhdi. Düzle düğünü. Yuhdi, geldi kıyısından bir lokma, yattım onu kede gözeri. Hiçbir şey yutamıyorum. Rahmet olsun canına. Dedi bayağı gibi gelen, ha bu tuzu, ha bu sobanın yanına koyma. E ben koymayarım ya kaynanam eriydiğin koyanı eriye. Al onu oradan deyip bana, alsam kaynanam kızacak. Komrinin üstüne de tuz kurudu. Böyle var. Öyle sinirlendi ki diyecek. Dedi ki sağ demedim ya bu tuzu ya buraya koymadım. Tuzun da tipinde ha böyle birazcık mermer taşı gibi üstü yani ha bu kadar uzun. Bunu tuttu atacak kemerin altından. Sallayı niye? Tuz hapı kadarcık sallanı ya böyle. Bunu atacak sallayı sallayı bakayım bunu. Attı tak düştü yuğuna. Şemasın alışı hiç çürü tatmasın. Hakan. Hakan diye Selim artık. Ya Ali. Büyükler lan güzel günlerimiz. Evet geçti. Evet. Alo. Bak size kolay gelsin Sivri Bey.